Proje bürosunun şube müdürlüğü görevine atandım. 2 yıldır da şube müdürü olarak görev yapıyorum. Yine uluslararası projelerin, daha doğrusu infaz sistemine öncülük edecek politika değişikliklerinin, sistem değişikliklerinin oluşturulduğu uluslararası projeler, ulusal ve yerel projelerin koordinasyonundan sorumluyum. Evet. Sevgili Süleyman, biz Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu salgın sürecinde öğrencilerimizi nasıl daha etkili bir şekilde destekleyebiliriz, eğitim öğretim açısından onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ne gibi önlemler alabiliriz diye düşünürken, geçtiğimiz bahar dönemi deneyimlerimizi de önümüze koyduk. Biraz kafa yorduk tabii. Özellikle de uygulama öğrencilerimiz, son sınıf öğrencilerimiz, tabii fiziki koşulların da yeterince elverişli olmaması, her öğrencimizin uygun uygulama ortamları bulamamış olması gibi bir sürü sebep de var. Onları tabii uygulama yerlerine en kolay ulaşılabilecek önlemler aldık. İşte kendi memleketlerinde ailelerinin yanında, yakınında kurumlara, kuruluşlara yönlendirdik ama istedik ki Türkiye'nin değişik yerlerinde sosyal hizmet uzmanlarıyla da buluşturalım. İstanbul'dan, İzmir'den, Konya'dan, Ankara'dan, çok değişik ortamlardan, farklı alanlardaki sosyal hizmet uzmanlarıyla öğrencilerimiz bir araya gelsinler. Çevrim içi olarak bir araya gelsinler ve onların deneyimlerinden de yararlansınlar. İşte bu konferanslar dizisi bu düşünceden doğdu ve bu üçüncü hafta, ilk iki hafta oldukça verimli geçti. Hiç şüphem yok ki bu hafta da öyle olacaktır. Yaklaşık 15-16 haftalık bir planımız var. Evet. Biliyorum ki sonuna kadar hiçbir aksama olmadan öğrencilerimizi destekleyecek olan bu konferansları sürdürürüz. Evet, ben biraz daha ne yaptığımızla ilgili açıklama yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Yaptığınız organizasyon için teşekkür ediyorum hocam. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Ben de bugün burada yapmaya çalıştığınız, yaptığınız şeyde elimden gelince katkı sağlamaya çalışacağım. Şimdi tabii adli sosyal hizmet alanında süreç biraz kolluktan başlıyor ama biz bugün biraz tersten gideceğiz. Ben daha çok ceza infaz kurumları ve denetim serbestlik sistemi kısmını anlatacağım. Ağırlıklı ceza infaz kurumları kısmından bahsedeceğim. Sistemin içerisinde neler var? Bir sosyal hizmet uzmanı ceza infaz kurumunda adli sosyal hizmet uygulamaları nasıl yürütür, neler yapar, sorumlulukları nelerdir? Biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ceza infaz kurumları tabii biraz kapalı kutu toplum için. Yani kendisi bir kapalı kurum olmasından ziyade çok da ilgi görmeyen, çok da bilinmeyen bir alan. Belki öğrenci arkadaşlarımız arasında gönüllü faaliyetler için ya da kurum ziyaretleri kapsamında ceza infaz kurumlarını ziyaret edenler vardır. Ama tabii göründüğünden çok daha fazlası aslında orası. Ben öğrencilik yıllarımda 3 dönem Elmadağ'da bulunan çocuk tutuk evinde gönüllü faaliyetlere katılmıştım. Biraz da adli sosyal hizmet alanına doğru yönelmem oradaki deneyimlerimden kaynaklanıyor. Tanıdıkça aslında çalışma konusunda da ilginin arttığı bir alan olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz ben bir sunumla hem sistemi tanıtmaya çalışayım hem de vaka örneklerinden örnekler, yani vaka örnek vaka sunmaya çalışayım sizler için uygunsa. Çok uygun olur. Şimdi görüntüyü tekrar paylaşacağım. Rahat görebiliyor musunuz hocam? Evet evet, gayet güzel. Tamam. Şimdi bir kere dediğim gibi 2007 yılından bu yana bu sistemin içerisindeyim. Yaklaşık 14 yıl oldu bu sistemin içerisine gireli. Ama daha öncesinde 3 yıl kadar
Öğrencilik yıllarımda Ceza İnfaz Kurumlarına gitme, çalışma şansım oldu. Tabii sistemi biraz tanıtmak isterim önce. Yani oradaki çalışmalara doğrudan anlatmak çok anlaşılır olmuyor. Bir ceza infaz sisteminde neler var, neyi kapsıyor, ilkeler nelerdir, sistem nasıl işliyor, hangi kurumlar birbiriyle nasıl bir ilişkisi var? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Şimdi temel ilkelere göre yürüyor aslında iş. Öğrencilerimizde muhtemelen Havana kuralları gibi, Mandela kuralları gibi ceza infaz kurumlarının ilkelerinin, temel ilkelerinin dayandığı uluslararası belgelerden bilgisi vardır. Onun için bu hızlıca aslında burada en temel ilke şu: kişiler her ne kadar suç işlemiş ve hüküm giymiş olsalar da temel ilke oradaki yaşamın dışarıya en yakın olmasıdır. Yani sosyalizm uzmanlarının da temel sorumluluklarından bir tanesi aslında hükümler için kapatılmanın kendisi başlı başına bir cezadır. Ve bu cezanın eziyete dönüşmemesi hükümlü ve tutukluların haklarını yaşatmak açısından, dış dünya ile ilişkilerini test etmek açısından bir takım temel sorumlulukları var. Ve bu temel ilkelere göre hareket ederler. Bir kere dış dünyaya yakın bir ortam oluşturulması gerekiyor. Cezanın amacı aslında eziyet çektirmek değil, topluma yeniden kazandırmak. Yani kişi kişisel özelliklerinden kaynaklı olabilir, çevre etkisi olabilir, ihtiyaçtan kaynaklı olabilir. Her neden olursa olsun suç işlesi de temel amaç onu tekrar suç işlemeyeceği bir şekilde toplumsal yaşama entegre etmek, uyumunu sağlamak. Bir kapalı ortam ama özellikle Türkiye gibi ülkelerde yeterli açık havada bulunma imkanı çok fazla. Normalde Anglo-Sakson kültüründe olsun, Amerika'da olsun hükümlü ve tutuklar çok kısa sürede açık havaya çıkabiliyorlar. Günde bir iki saatlik süreler ama Türkiye'de bu süre gün doğumundan gün batımına kadar olan zamanı kapsıyor. Yeterli açık havanın imkanı her zaman hükümlere sağlanması gerekiyor. Tabi ihtiyaçları oluyor hükümlerin, tutukların. Buna her zaman erişim haklarının olması gerekiyor. Sağlık ve hijyenin sağlanması gerekiyor kurumda. Yani sıcak suya erişim, temizlik malzemelerine erişim, içerinin yeterince havalandırılması, dezenfeksiyon gibi birçok konuda hijyen koşullarında sağlanmış olması gerekiyor. Çünkü bu kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalıklar çok hızlı yayılıyor. Bunların önlenmesi konusunda da sosyalizm uzmanlarının temel sorumlulukları var. İlerleyen süreçte bu konuyla ilgili deneyimlerimden de bahsetmeye çalışacağım. Bir kere tüm tutuklu ve hükümler ücretsiz sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar. Yani yeşil kart gibi tanı, teşhis, tedavi işlemleri ücretsiz şekilde sağlanıyor ve sağlanması gerekiyor. Temel ilkelerden biri de bu. Bir de yani kendilerine tanımlanan cezanın dışında bir yaptırıma maruz kalmamaları gerekiyor. Yani kapatılmış olmaları başlı başına bir ceza olduğu için başka da bir ceza çektirilmemesi gerekiyor kurum içerisinde. Temel ilkelerden bir tanesi de bu. Şimdi hükümlü ve tutukluların barındırılmasından sorumlu yapı Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Yani farklı farklı ülkelerde bu kurumlar değişebiliyor. Bazı ülkelerde İçişleri Bakanlığı, bazı ülkelerde de Adalet Bakanlığı sorumlu. Türkiye'de de Adalet Bakanlığı sorumlu ceza infaz kurumlarından. Altında birçok birim var ama temel sorumlu birim Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü. Benim de çalıştığım genel müdürlük burası zaten. Bu genel müdürlüğe de bağlı taşra yapısı var, taşra yapılanması. Denetim ve Serbestlik Müdürlükleri ve Ceza İnfaz Kurumları. Aslında infaz dediğimiz şey, yani hükümlünün ya da yükümlünün cezasını çektiği süreç infazdır. Bu süreci genel müdürlük takip eder ve bununla ilgili taşra yapılanması da Ceza İnfaz Kurumları'yla Denetim Serbestlik Müdürlüklerinden oluşur.
Sosyal İstismarları hem Adalet Bakanlığı'nda, hem Cezaevi Teknikleri Genel Müdürlüğü'nde, hem de Denetim Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumları'nda görev alırlar. Adalet Bakanlığı ve CT Genel Müdürlüğü'nde politika yapıcı, işin mutfağındalar. Diğer kısımlarda da sahada aktif olarak görev alırlar. Şimdi Ceza İnfaz Kurumları da kendisi arasında aslında farklı farklı tipleri ve türleri ayırıyor. Ama burada önemli olan üç ana yapı var ceza infaz sisteminde. Bir tanesi kapalı kurumlar, diğeri açık kurumlar, bir de çocuk eğitim evleri. Çocuk eğitim evlerini bu yapıdan ayıran temel bir şey var. Aslında eğitim çağında olan hükümlü çocuklar çocuk eğitim evinde tutulurlar. Bunlar yüksek güvenlikli değildir. Çocuklar gün içerisinde ortak alanlarda, kurumun içerisinde, spor alanlarında eğitim öğretime katıldıkları bütün kurumlara gidip gelebilirler. Kilit altında değiller. Açık ceza infaz kurumları da yetişkinlere mahsus kadın ve açık ceza infaz kurumları var. Burası da aslında toplumsal yaşama dönüş için hükümlerin hazırlandığı yerdir. Hükümler cezasının önemli bir oranda kısmını yapmış olmaları gerekiyor açık cezaevine ayrılmaları için. Burada da meslek eğitim, üretim faaliyetleri yürütülür. Mesleği olmayan hükümlere meslek eğitim verilir ve üretime katılmaları sağlanır. Sonraki yaşamlarında toplumsal yaşama daha hızlı adapte olabilsinler diye. Kapalı ceza infaz kurumları ise aslında güvenli olan, kilit altında tutulduğu hükümlerin hem iç hem dış güvenli olan kurumlardır. Bunlar da kendisi içerisinde farklı türlere ayrılıyor. Tek tek bahsetmeyeyim. İşte örgütlü suçlar, terör ve güvenliktir. Ceza infaz kurumlarında tutulur. Adli suçlardan gelen hükümlü tutuklularsa erkek, kadın, çocuk, gençlik ve rehabilitasyon tipi kurumlarda tutulurlar. Rehabilitasyon tipi denmesinin sebebi burada aslında engeli olan ağır hasta, yaşlı, bakıma muhtaç olan hükümlülerin tutulduğu yerlerdir burası. Özel ihtiyaçları sebebiyle bu türden bir ceza infaz kurumu oluşturulmuş. Benim çalışma yaşamım ağırlıklı olarak çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumuna geçti ama yetişkinlerin de bulunduğu ceza bir dönem yetişkinler de tutulduğu için yetişkinlerle de çalışma deneyimim var. Şimdi aslında hükümlü tutukluların dağılımına baktığımızda bu sayı değişse de oran çok değişmez. Sayı 500 bin de olsa, 300 bin de olsa oran genelde bu şekildedir. Yani %96'sını yetişkin erkekler oluşturur hükümlü tutukluların. %3 kadınlar, %1 ise çocuklardan oluşur. Yani çalışacağınız zaman kurumunuzda da eğer sadece yetişkin erkekler varsa farklıdır ama böyle bir kadın, yetişkin erkek ve çocuğu barındıran kurumlar var. Genelde bu dağılıma uygun kurumlardır. Hükümlü tutuklarla çalışıyoruz ve bu hükümlü tutuklar farklı suç geçmişlerine sahipler. Bu suçları, özelliklerini profil yapısında iyi tanıyor olmanız lazım. Onun için bunu da bir görsel olarak koymak istedim. Bir ceza infaz sisteminde çalışacak olursanız hangi türden suçlardan hükümlü ve tutuklarla çalışacağınızı ve dağılımını bir anlamda görmeniz açısından koydum. Bu da ağırlıklı olarak en başta mala karşı işlenen suçlar, hırsızlık, yağma, gasp, soygun gibi suçlar, mala karşı işlenen suçlar. Ağırlıklı olarak mala karşı işlenen suçlar var Türkiye'de. Arkasından uyuşturucu, yani uyuşturucu madde ticareti ve kullanımla ilgili Türkiye'de birçok maddenin, yani maddelerin tamamının kullanımı yasak olduğu için kullanım da suç kapsamına giriyor. Tabii kullanımdan ağırlıklı olarak kurumlarda tutulmuyorlar. Denetim servisi tedbiri altında tutuyor hükümlü tutuklar. Ama hem ticaret hem kullanımla ilgili suçlarda da ceza infaz kurumunda mahkumlara karşılaşmak mümkün. Öte yandan farklı suç türlerinden gelmiş olsalar da madde kullanım
sebebi de ceza kanunu çok sert. İşte ceza kanununda alt ve üst sınırlar diğer ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre biraz yüksek. Tabii bunun yanında ekonomik nedenler, bilişim suçları, nüfustaki artış, şart talih konularındaki değişiklikler, düzenlemeler nedeniyle de ceza infaz konularındaki hükümlülük artışı çok yüksek oranda. Tabii bir ülkede hükümlülük sayısının fazlalığına sadece sayıyla bakılmaz. Çünkü nüfus da oranlanması gerekiyor. Türkiye'nin nüfusunun şu an 84 milyona yakın olduğunu düşünecek olursak 100 binde kaç kişi ceza infaz kurumunda buna bakılarak ölçülüyor. Şu an Türkiye'de 335 civarı, yanlış hatırlamıyorsam 100 binde suç işleyen ve ceza infaz kurumuna giden kişi sayısı. Yani bu oranlara baktığınızda sayının ne kadar yüksek olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. World Prison Brief diye bir web sitesi var ve bunun kayıtlarını tutuyor. Orada tüm ülkelere göre dağılımı ve temel istatistikleri görüp bulabilirsiniz. Merak edenler için araştırıp bakabilirler. Şimdi tabii 2000'li yıllardan sonra infaz sisteminde bir takım köklü değişikliklere ihtiyaç duyuyordu ve özellikle kurumlardaki gayri insani ortam, örgütlerle etkin mücadele gibi birçok nedene bağlı. Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra işte FETÖ'nün inşa edilmesinden sonra mimaride çok hızlı bir değişim yaşandı ve hızla yeni ceza infaz kurumları inşa edilip eskileri kapatılmaya başladı. Şu an gördüğünüz yer İzmir ayağı. Burada büyük bir kampüs var. 7 tane ceza infaz kurumu var. Silivri'de 12 tane var. Ankara'da 11-12 tane de Ankara'da var. Şu an Ankara'da da sayılar arttı. Kampüs gibi yapılanmalara gidiyor ceza infaz kurumlarında. Eskiden böyle mülakat ceza verildikleri yani illerde, ilçelerde küçük küçük müstakil ceza infaz kurumları vardı. Bunların da kapasiteleri çok düşüktü. İşte artan mahkum sayısına bağlı olarak da ceza infaz kurumunun inşasına hız verildi. Tabii bina inşa etmek yeterli bir şey değil. Yani ne kadar bina inşa ederseniz edin, kömür tutuklu sayısıyla baş etmeniz mümkün değil. Alternatif tedbirleri hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani kovulduktan sonra soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, denetim serbest sisteminde birçok alanda alternatif tedbirlerin
altında tutulma imkanı var. 21 yaşından sonra yetişkinlere mahsus kurumlara geçiyorlar. Sincan Kampüs spor alanları, tesiri, açık alanları var. Kapalı kurumdaki hükümler de bir güvenlik önlemleriyle bu açık alana spor için çıkabiliyorlar. Şimdi tabii bu kadar fiziki yapının, işte 70 bin üzerinde personeli var Linfast'ın. Bunların bir şekilde sık sık eğitim alması, desteklenmesi, uluslararası standartlara uygun hizmet verebilmesi için eğitimle desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de şu an 368 tane cezaevi FAS kurumu, 143 tane de denetim servis müdürlüğü var. Bunların eğitimleri, karşılığında eğitim ağırlık olarak 5 tane eğitim merkezine yürütülüyor. İstanbul, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum gibi illerde bunlar eğitim merkezleri aracılığıyla yapılıyor. Burada hizmet eğitimden, hizmet öncesi eğitime kadar öfke kontrolünden tutun da madde bağımlı yönelik birçok programın eğitimi bu eğitim merkezlerinde yine psikologlar, sosyal hizmet uzmanları gibi kurum idareciliği gibi öğretim görevlileri aracılığıyla veriliyor. Bazılarının tabii ki akademik titri de var. Eğer akademik yaşamına devam etmişse akademisyen olarak da öğretim görevlisi sıfatıyla burada bu eğitimi yürütüyorlar. Ben de Cezayir FAS kurumunda çalıştığım süre içerisinde 3 yıl burada eğitimler verdim. Yine atanan memur olarak ve hizmetçi eğitim konularında. Şimdi Cezayir FAS kurumlarında biraz hangi servisler var oradan bahsedeyim. Sonra da psikososyal yardım servisine ve de sosyal hizmet sorununa geçeyim. Zamanında etkin kullanmak açısından. Şimdi Cezayir FAS kurumunda 6 tane temel servisten bahsedebiliriz. Yani bir sürü birim var, 37 tane falan birim var ama temel 6 tane servis var. Bunlardan bir tanesi psikososyal yardım servisi. Psikososyal yardım servisinde şu an hali hazırda psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları çalışıyor. Ama yapılan yeni düzenlemelerle sosyologların da bu serviste çalışmasının önü açıldı ama herhalde bir atılma yapmadılar. 2 yıl önce bir düzenleme oldu. Yargı yoluna gitmişti sosyologlar. Ama herhangi bir sistem yapılmamasına karşın atanma imkanları var. Burada psikolog ve sosyal hizmet uzmanları çalışıyor. 600 kadar Türkiye genelinde sosyal hizmet uzmanıyla psikolog var şu an. Psikologlar ağırlıkta tabii. Daha fazla atama yapıyor onlara. Biraz da sosyal hizmet uzmanlarının ilgisi düşük olduğundan kadrolar ne yazık ki psikologlara daha çok gitmeye başladı. Ama alımlarda biz de ısrarla daha fazla sosyal hizmet uzmanı alınması yönünde talepte bulunuyoruz. Bu yıl dikkate alacaklarını söylediler. Eğitim servisi var. Burada öğretmen ve sorumlu ifas kurumu memurları görev yapıyor. Sağlık servisi var. Aslında 2009 yılına kadar her kurumda hekim göreviydi ama 2009 yılında bir protokol yapılarak hekimler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Şimdi orada sağlık memurları işte ayrılmak istemeyen hekimler ve diş hekimleri var sınırlı sayıda. Aile hekimleri gelip bu serviste düzenli olarak muayene ve tedavi işlerini orada yürütüyorlar. Güvenlik gözetim servisi aslında bu en büyük servis. İnfaz koruma memurları, bağış memurları, güvenlik
içerisindeyken yaşadıkları sağlık problemleri olabiliyor. Bunlarla ilgili kurum içerisinde yürütülecek hizmetler, sağlık servisleri aracılığıyla kurum içerisinde yürütülüyor. Eğer kişinin sevk edilmesi gerekiyorsa ikinci, üçüncü basama sağlık kuruluşlarına yine sevk edilebiliyorlar. Eğer gelen hüküm veya tutukluğu engellilik durumu varsa, eğer rehabilitasyon tipi ceza infaz kurumu çok uzaktaysa gitmesine engel bir durum varsa bazı çoğunlukla bu servislerde tutuyor engelliler. İnfaz süresi tamamlanıncaya kadar. Orada da farklı farklı amaçlarla kullanımda oluyor. Güvenlik gözetim servisinden bahsetmiştim. Ağırlıklı olarak güvenlik personelinin çalıştığı arama, sayım, asayiş olanları, olayları, kavga gibi olaylara bu birimler müdahale eder. Hatta psikososyal yardım servisine görüşmeye gelecek hükümlü ve tutukları da bu servis yetkileri getirir götürür görüşmeye. Çünkü kurum içerisinde görüşme yaptığınız odaya bir transferi söz konusu hükümlü odasından alınıp getirilmesi, götürülmesi. Bütün hükümlünün odasından çıktığı anda bu servis hükümlünün güvenliğinden sorumludur. Oda içerisinde yaşanan yangın, kavga, işsel gibi ve benzeri durumlara da bu servis müdahale eder. Sizin de bu durumlarda bir takım sorumluluklarınız olur. Yani işte hükümlü tutuklar isyan girişimi başlattığında, yemeklerini almadıklarında, açlık grevi gibi durumlarda hükümlerle görüşme, taleplerini alma, gerektiğinde uzlaşmaya varma konusunda aramızlık yaptığınız durumlar olur. Bunları çocuk cezaevinde çalışırken birkaç kez isyan anında yapmak durumunda kalmıştım. Çok zorlayıcı dönemler oluyor ama hükümlü tutuklarla kurduğunuz ilişkinin düzeyi, sizin saygınlığınız bu noktada çok etkili oluyor. İş yurtlarında ise üretim faaliyetleri yapılıyor. Yani tekstilden tutun da tarım ürünlerine, ayakkabıdan tutun da elektronik eşyalara kadar 300'ün üzerinde kolda üretim yapılıyor. Ceza infaz kurumlarında çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Çünkü hükümlerin ödenen ücret ve sigorta giderleri çok düşük kanundan dolayı iş gücünün uygun olması ve hükümlerin de üretim yaşamına katılması teşvikiyle ciddi düzeyde üretim yapılıyor ve dışarı çıktıklarında da bu becerileri kullanıyorlar hükümler. Bu açıdan önemli bir alan iş yurtları da. Yani üretim faaliyetinin yapıldığı yere iş yurtları deniyor ceza infaz kurumlarında. Bu kadar şey var. Bu kurumların ciddi oranda denetlenmesi gerekiyor. Yani bu denetlenme, şeffaflık herkes için çok önemli. Kurumun içerisinde insan hakları ihlaline varan durumlar yaşanması durumu söz konusu olabiliyor. Bunu siz fark etmeyebiliyorsunuz çoğu zaman. Kurum çok büyük, çok sayıda insan var. Sağlıklı kurum ve kuruluşlar tarafından denetleniyor olması, rutin ve rutin dışı olarak denetleniyor olması bir anlamda oradaki standartların, oradaki koşulların uluslararası standartlara ve insani koşullara uygun olarak sürdürülebilir olmasına da katkı sağlıyor. O açıdan bu denetimi yapılması tüm çalışanlar açısından da önemli. Buradaki
tanıdık, bildiğim gördüğüm üniversitede daha yüksek eğitim var. Çünkü çalışanların çoğu bu üniversitelerden mezun. Onun için biraz daha pozitif ayrımcılık yapıyorlar bu üniversitelere. Yani şimdiye kadar hiç açık öğretimden almadılar. Farklı üniversitelerden de gelenler oluyor ama mülakatta bu üniversitelerden mezun olmak bir avantaj. Güvenlik soruşturması yasal olarak kalktı. Yani mahkeme, anayasa mahkemesi buna uygun görmedi ama şöyle idari teknik gibi yöntemlerle bir anlamda da aslında bunu gerçekleştiriyorlar. Tam olarak güvenlik soruşturması olmasa da çalışacakları kişinin kendileri açısından güvenli olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü burada terör örgütleriyle çalışıyorsunuz, adli mahkumlarla çalışıyorsunuz. Bir takım riskleri barındırmadığınıza bakıyorlar. Biz de bu denetimlerden geçtik göreve başlarken. Görev yaptığı yer aslında cezaevi paskolunda ve denetim serbest müdürlükleri. Burada temel işlevleri sosyal hizmet uzmanları topluma yeniden kazandıracak hükümlü tutukları önleyici ve iyileştirme yönelik faaliyetleri yapıyorlar. Kurumlarda ünvanı sosyal çalışmacı oluyor. Bu İslam politikasından kaynaklı sosyal çalışmacı olarak tanımlanma için kadro iddias edilen kadrolar sosyal hizmet mezunları sosyal çalışmacı olarak istihdam ediliyorlar. Bir kere sosyal hizmet uzmanlarının yürüttüğü faaliyetlerin yasal bir dayanağı var. Yakın zamanda değiştiği Mayıs ayında aslında 5275 sayılı kanun buna dair tüzüktü. Sonrasında 5275 sayılı kanuna dair yönetmelik oluşturuldu. Bu yönetmelikte de psikososyal yardım servisinin aslında yaptığı işler kabaca burada tanımlanıyor ve sizin yürüteceğiniz bütün faaliyetlerin yasal dayanağı burası. Bu yönetmelik ve yönetmelik de oluşturan bağlı mevzuat genelgeler ve diğer yönetmelikler. Burada tanımı siz okursunuz baştan sona okumuyorum. Yaptığınız şey hükümlü tutukların iyileştirmesine yönelik kapsayıcı tekrar suçlamalarını önleme yönelik faaliyetleri yürütmek. Çevreyle ilişkilerinin güçlenmesini, dışarıyla ilişkilerinin güçlenmesini sağlama ve yürüttüğünüz bütün faaliyetleriyle kurumuzdaki amirlerin bilgisi, onayı ve onların işbirliği yaparsınız. Tabii size kanun verdiği bir takım yetkiler var. Onları kullanırken her zaman amirlere danışmanız gerekmiyor ama bilgisayarı onayı da almanız gerekiyor çalışırken işbirliği içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin bilgi sahibi olmadığınız güvenlikle ilgili durum vardır. Bunu yöneticiniz bilir. Siz yapacağınız çalışmadan bahsedersiniz. Uygunluk verir, devam edersiniz. Bazen şu an uygun değil, bu çalışmayı sonra yapın dedikleri durumlarda da bunun için güvenlik gözetim servisi ve yöneticilerinizle işbirliği, bilgi alışverişinde çalışmalarınızı yürütmenize fayda oluyor. Psikososyal yardım servisinde şimdi yönetmelikte çocuk gelişimciyi de tanımladılar. Henüz çocuk gelişimci alınmadı. Sosyolog ve çocuk gelişimci. Belki yeni alımlarda bu servisin içerisine çocuk gelişimciler de dahil olabilir. Ama şu an başta da söz ettiğim gibi psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapıyor. Temel görevlerimizi 8 başlık altında topladım. Bir tanesi bireysel görüşme yapma, mülakat yapma, bu hükümler kurma ilk adetlerini yapabiliyor. Daha sonrasında da terapistik amaçlı ya da hükümet tutukluğunun talebiyle yapılan bireysel görüşmeler yoluyla olabiliyor. Grup düzeyinde
ihtiyaçlarına göre tarif işlerini yürütürsünüz. Kayıt dönemleri var. Kişisel özellikleri, psikolojik durumu, çevresi, eğitim yaşantısı gibi birçok konuda verileri toplayıp bunu bir sisteme kaydedersiniz. Araştırma verileri var. Bütün tutukların tekrardan suçlamasını önleyecek konularla ilgili olabilir bu. İhtiyaç analizi olabilir. Birçok konuda araştırma yapma yetkiniz var. Bunun planlamasını tamamen size bırakmışlar. Burada kurumun ihtiyaçlarını, hükümlerin ihtiyaçlarını planlama yapabiliyorsunuz. Düzenli raporlar var. Dönemlik raporlar. Hükümlü tutuklarla yürüttüğünüz çalışmaları 3 aylık, 2 aylık periyotlarla raporlaştırdığınız ve genel merkeze ilettiğiniz raporlar var. Bunun yanı sıra mahkemelerden talimatla gelen, özellikle çocuk hükümlü tutuklarla çalışıyorsanız sosyal inceleme raporları var. Bunları sosyal hizmet fonları hazırlıyor kurumlarda. Kurumlarla ilgili görevleriniz var. Çeşitli kurumlar var. Ceza infaz kurumu, idare gözlem kurulu, eğitim kurulu gibi. Yerin seçici kurulu gibi. Bunlarla ilgili görevleriniz var. Şimdi kısaca bahsetmiştim. Hükümler bazen ilk geldiklerinde onlara bir ister görüşme yaparsınız. Ya da dilekçe yazar görüşmeyi o şekilde yaparsınız. Burada hükümet bu konu içerisinde olduğu için size bir başka kurumdan sevk gelmez. Hükümet bu ya birinin konu içerisinden birinin yönlendirmesiyle ya kendi isteğiyle gelir. Çünkü siz hükümlü ve tutuklarla aynı kurumdasınız. Onun için başka bir sağlık kuruluşu, sosyal hizmet kuruluşu gibi sevkle birinin yönlendirmesiyle değil de bir kurum yönlendirmesiyle değil de kendi iradesiyle çoğunlukla geliyor hükümler. Bu görüşmelerde sizin yapacağınız, sizin yürüteceğiniz bir çalışmaysa müdahaleyi siz yapıyorsunuz. Ama atıyorum psikolojik açıdan değerlendirmesi gerekiyorsa ya da tıbbi açıdan kurumda psikolog varsa ona kurum dışına yönlendirebiliyorsunuz, sevkini yaptırabiliyorsunuz. Kurum dışına sağlık nedeniyle sevkini yaptırabilmek için de kuruma gelen hekim veya kurum hekiminin onayı gerekiyor. Sizin isteğinizle kurum hekiminin onayıyla kurum dışına sevk edilebiliyor hükümlü tutuklar. Tahliyesi yaklaştığında hükümlü tutukların özellikle tahliye sonrasında hazırlıkla ilgili çalışmalar yapılır. Bir takım formlar doldurur. Bu da yapmanız gereken işlerden bir tanesi. Peki hükümlü tutuklarla görüşkenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz ondan bahsedeyim. Aslında 2014 yılına kadar tanıma takip formu ve sizin tuttuğunuz kayıtlarla tanıma yapıyordu. Hükümlere gerek kayıtlar tutuluyordu. Bu yaptığınızdan bir sisteme kaydediyordu bu görüşmelerin detaylarını. 2014'ten sonra araştırma değerlendirme formu diye bir form geliştirdik. Bu form işte geçerli güvenli olan ölçeklerden mütevellit interaktif yapısı olan bir form. Hükümde test edilen sorun ve ihtiyaçlara yönelik yeni sorular açan, yeni boyutlar kazanan bir form interaktif yapısı var. Bunu uygulamanın amacı aslında risk uygunluk ve ihtiyaç modeline uygun olarak hükümlü tutukları değerlendirmek. Bunu kısaca RDF diye tanımlıyoruz. Gelen her hükümlü tutukluya 3 gün içerisinde, 2 gün içerisinde akıl sağlığı sorunları, bağımlılık, intihar riski gibi birçok değişkine bağlı olarak hükümlü değerlendiriyor bu form açısından. Form size bir rapor sunar. İşte hükümlünün ya da tutukluğunun intihar riski var mı? Hangi alanlarda müdahale gerektiriyor? Hangi çalışmaların yapılması gerekiyor? Size bir öneri sunar form, raporlar bunu. Siz
sosyal ve ruhsal ihtiyaçlara uygun değişkenler var. Onlara bakıyorsunuz. Bir de çocuklar ayrıca değerlendiriliyor. Çünkü aynı bir grup olarak ele alınıyor. Çocukları değerlendirme sistemi de bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemi deniyor. Burada da bir RDF var. Çocuk RDF'lerinden görüşmede işte mahkum kabuldaki memurdan psikososyal yardım servisine, eğitim servisine kadar birçok birinin belli bölümlerin doldurulduğu bir envanter var. Bu envantere göre de çocuklar için ihtiyaçları, riskleri bilemiyorsunuz. Uygun müdahale yöntemlerini seçip elinizdeki araçlarla bunları uyguluyorsunuz. Tabii bir bu değerlendirme kısmı, yani hükümlünün tutukluluğun tüm ihtiyaçları, risklerine göre değerlendirildiği bir süreç var. Aslında sosyal hizmet müdahalesinin önemli bir kısmı biliyorsunuz değerlendirme kapsıyor. Çünkü kişiyi değerlendireceğiz tüm verileri burada toplayıp sistemin içerisinden de çekilen veriler var burada. İşte statik veriler dediğimiz değişmeyen çocuğun annesi babası da olduğu yer gibi bir takım değişkenleri de sistem otomatik olarak çekiyor ve size sunuyor. Tüm bu verilerle buradan aldığınız verilerle yaptığınız değerlendirme sonucunda müdahaleyi planlıyorsunuz. Bu müdahalenin içerisinde neler olacak? Hangi programları uygulayacaksınız? Hangi yöntemleri uygulayacaksınız? Hangi sosyal hizmet müdahalesini uygulayacaksınız? Bunları belirlediğiniz bir süreç var. Daha sonrasında da ben buraya programların bir kısmını yazdım. Çünkü şu an 40'ın üzerinde program var cezaevi kurumlarında. Envanterimizde uygulayacağız. Hepsinin eğitimini almanız gerekiyor. Göreve başladıktan sonra aktif olarak uygulanan programların öncelikli olarak eğitimlerini alıyorsunuz. Ve bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak uygulamanıza başlıyorsunuz. Kişinin madde ve alkol bağımlılığı varsa bununla ilgili program çıkıyor. Atıyorum öfke kontrolü şiddeti ilmiyle ilgili riskleri varsa bu programın uygulanması ile öneriler çıkıyor. Siz de bu öneriler ve kendi gözlemlerinizle uygulamada hangi programları kullanacağınızı, hükümlü ve tutukluya hangi programları uygulayacağınıza karar verip uygulamaya geçiyorsunuz. Şimdi değerlendirme ve bireysel grup düzeyindeki müdahale programlarının yanı sıra hükümlü tutuklara yönelik takip işlemlerini yürütüyorsunuz. Bu takip işlemleri içerisinde ailelerle görüşme var. Aileleri bazen kuruma çağırırsınız, bazen de işte çocuğun ya da yakın ziyarete geldiğinde orada görüşürsünüz. Bazı anneler yanında 6 yaşındaki çocuklarını getiriyorlar. Onlarla ilgili işlemleri sosyal hizmet uzmanları takip eder. Bazılarının kurumda kalması uygun değildir. Fiziksel özellikleri, başka hastalık durumları ya da ortam uygun değildir. Kurumda tutulması uygun olmayan çocukların nerede kalacağına ilgili çalışmaları sosyal hizmet uzmanları takip eder. Yakınları olmayabilir, kurum bakım altına verilmeleri gerekebilir vesaire.
Ateşli silahla da kalçasından yaralanmış, kolluk birimlerinin açtığı ateş sonucu. Tedavi görmüş ama fiziksel tepkileri halen devam ediyor ben görüştüğümde. Tutanmadan önce Adana'da anne ve babasıyla 14 ve 7 yaşında iki kardeşle birlikte yaşıyor. Halasına ait bir evde kira ödemeden oturuyorlar. Oturdukları eve 1,5 yıl önce taşınmışlar. Yaşadıkları yer çevreyle sınırlı ilişkileri var ailenin ve çocuğun. Geldiklerinden bu yana da çocuğun isminin baş harfini kullanıyorum. Hiç arkadaş edinememiş bulunduğu çevrede ve okulda. Aile ilişkilerinde ki sorunlar nedeniyle düşük özgüven yaşıyor. Bu nedenle okulda da çok ilişki kuramamış yeni geldiği bölgede. Ailenin sosyoekonomik düzeyi çok düşük. Anne lise mezunu, karton mukavva üreten bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Baba da kendisine ait bir berber dükkanı işletiyor. Anne baba arasında şiddetli geçimsizlik var. Aslında birkaç kez ayrılmayı denemişler ama çocuklar için her seferinde tekrar bir araya gelmişler. Sorunlu bir ilişki. Ailede de çok sağlıklı ilişkiler kurulamadığı için çocuklara karşı da eşit olmayan bir yaklaşım söz konusu. Çünkü çocuk her seferinde anne ve babasının kardeşlerini daha çok ilgilendiğini ve kendisini ihmal ettiğini söylüyor. Bir anlamda eşitsiz bir ilişki var aile içerisinde çocuklara yaklaşım konusunda. Vaka zahide gelmeden önce kuru sık denilen bir tabanca alıyor ve bir büfeyi sormaya kalkışıyor. O esnada bölgede görev yapan polis ekipleri ihtarda bulunuyor ama silahını atmadığı için vurarak gözaltına alıyorlar. Silahlı yağma suçundan gelmişti, ağır bir suçtu. Çocukla o şekilde ilk görüşmede tanıştık. Sonrasında çocuktan aldığım ilk bilgiler sonrasında çalışmaya karar vermiştim. Bireysel görüşmelere devam ediyordum. Sonrasında çocuğun mahkemesi Çukurova Üniversitesi'den değerlendirme istemiş çocuk için. Çukurova Üniversitesi psikiyatri bölümü de benimle iletişime geçti ve çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlememi istemiştim. Çocukla daha detaylı görüşmeler yaparak daha sonrasında çalışmaya devam ettim çocukla.
Türkiye çocuğun genel durumuna baktığımızda kendini ifade etmekte zorlanıyordu. Özgüveni düşük olduğu için sorumlu kalma duygusu da yeterince gelişmemişti. Geçmiş yaşamda kendini ispat etmek için birçok şey denemiş, spor dalları, sanat dalları gibi, ama başarılı olsa da devam ettirememiş, tamamlayamamış, sonucuyla gidememiş hiç. Ailesi de genelde başladığı işleri bitiremediği, yarım bıraktığı yönünde ifadeleri vardı. Aile ilişkisi sınır düzeyde, ama hiç başkalarından da yardım isteyememiş. Anne babasına pek sorunlarını açmamış, yaşadığı duyguları onlara güvenmediği ve kendini dikkate almayacağını düşündüğü için. Çünkü anne babası genelde çalıştıkları için otoriter bir yolla çocuk üzerinde denetim kurmaya çalışmışlar. Çünkü çocukla geçirdikleri zaman çok sınırlı, aile denetiminden uzak geçmiş çocuk genelde. Herhangi bir madde bağımlılığı, sigara veya alkol madde kullanmamıştı. Vakanın işte geçmiş değerlendirme sürecinde bir madde bağımlılığı var mı, İşte bunu etkiliyor mu diye baktığımız için. Ailesi ve çocuğa aslında içine yaşadığı durumun nedenini sorduğumuzda hem aile hem de çocuk aslında yeni çevreye uyum sağlayamadıklarını falan söylediler. Ve çocuğun da son dönemlerde bundan kaynaklı içine kapandığını, iletişim kuramadıklarını ve böyle bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorlardı. Çocuğa baktığımızda aslında birçok sinyal vermiş ama aile bunu fark etmemiş. Çocuk okuldan kaçmış, devam etmemiş derslerine, okuldan kaçtığı süre içerisinde de denetimsiz bir ortamda vaktini geçirmiş. Sadece okuldan kalan zamanlarda ve hafta sonları babası işte berber dükkanında çalışmaya çağırıyormuş, ama okuldan kaçtığı dönemlerde ne yaptığı konusunda hiçbir fikri yoktu. Hem arkadaşları hem de karşı cinsle iletişimi çok sınırlı, içe kapanık bir yapısı var. Boş zamanlarında çoğunlukla şiddetle dayalı oyunlar ve dizi, sinema filmleri takip ediyormuş. Aslında bir anlamda kendine bir fantezi dünyası yaratmış, işte şiddete dayalı hayaller, işte soyguna gitmesi, büfeyi sormaya kalkışması da aslında bir anlamda bu hayal dünyasının ürünü ve bir de yardım çağrısı olarak değerlendirdim. Kendini fark etmeleri için, kendini göstermek amacıyla. Vaka aslında ailedeki sorunlu ilişki, çevreye uyum sağlayamama, yaşadığı sorunlarının tespit edilememesi, çocuk üzerinde denetimin az olması gibi nedenlerle bir anlamda aslında böyle ciddi bir durumla sonuçlanan bir gidişat var. Çocukla çalışmaya başladığımda aslında hem aile hem de hem kendisi hem ailesiyle ayrı ayrı ve özel programlarla çalışılması gerektiğini düşündüm. Çünkü sistem içerisinde çocuğun başkalarına hayır diyememe, özgüven, iletişim, stresle baş etme, öfke kontrolü gibi birçok konularda zayıf yönleri vardı. Bunlarla çalışırsak kendini ifade etme ve özgüven konusunda bir ilerleme kaydedersek hem aile içi ilişkilerde hem de sosyal ilişkilerinde beceri kazanıp daha iyi ilerleyebileceğini düşündüm. Burada aileyle de çalışmak gerekiyor, çünkü aile ergenlik döneminin özelliklerini hiç bilmiyordu. Yani davranışlar neden böyle olduğunu, neden bu sorunları yaşadıkları konusunda bilgileri yoktu. Çocukla iletişim kurmakta zorlanıyorlardı. Aileyle çalıştığım bir süre ergenlik dönemi özellikleri, işte bu dönemde ergenle nasıl iletişim kurulabilir, nasıl yaklaşırsınız, bu bağlar nasıl güçlendirilir, onunla ilgili çalışma yürüttük aileyle. Çocuğu da dahil ettik. Son olarak aslında iki tane grup çalışması.
sürekli sesim kapanıyor. Son slaytındayım. Aslında iki müdahale programı uyguladık çocuğa. Bir tanesi kısa grup çalışması. Bu 37 oturumdan oluşan ve aslında çocuk ve ergenlere yönelik birçok alanda onları destekleyecek konuları içeriyor. Bu bir küçük grup çalışmasıydı. İlk bu gruba aldık çocuğu. Bu grupta kendini ifade etme, ortaya koyma konusunda ilerleme kaydetmeye başladı. Daha sonrasında ise güvenli davranış programı var. Buradayım programı. Tamamıyla özgüvene yönelik bir program. Daha sonrasında bu programa dahil ettik. Bu program sonrasında da zaten ailesiyle de görüşmelerde bir araya getirmeye başladık. Sonrasında mahkemesinde tahliye oldu ve ailesiyle birkaç kez görüştüm. Okula devam ettiği ve aralarının daha iyi olduğu yönünde birkaç kez görüşüp geri bildirim aldım. Bu çocukta böyle kapsamlı bir çalışma yürütüp ilerleme şansımız olmuştu. Tabii bütün vakalarda her zaman ilerleyemeyebiliyorsunuz başka nedenler olduğu için. Ama bu vakada buna benzer bir dolu vaka var da bunu paylaşmak istedim sizinle. Bu şekilde çalışmayı sonlandı. Sonra takip sürecinde de aileden bilgi edindik. Zaten aile ziyareti yapamadığımız için kurum dışında telefonla bilgi alma yoluna gittik. Vaka da bu şekilde sonlandı. Evet, sevgili meslektaşım, değerli arkadaşım, çok sağ ol. Şimdi galiba Zeynep Hoca katıldı aramıza. Onu da dinleyerek belki arkadaşlarımızın soruları varsa birlikte alabiliriz diye düşündüm. Zeynep Hoca, burada mısın? Bir ses ver. Buradayım hocam. Tamam. Hocam kusura bakmayın, biraz uzadı. Size de zamanı çok iyi kullanamadık. Kusura bakmayın. Olsun, biz bizeyiz nasıl olsa. Biz telafi ederiz Zeynep Hoca'ya da, ekstra zaman vereceğiz, yaparız. Zeynep Hocam, hoş geldiniz. Ölümümüzün 3. haftada olan ve bundan sonraki 12-13 hafta daha devam edecek olan konferanslar dizisine hoş geldin. İlk 2 hafta tıbbi sosyal hizmet, psikiyatri sosyal hizmet konularında öğrencilerimizi uzmanlarla buluşturmuştuk. Şimdi de adli sosyal hizmet için bir aradayız. Sizleri dinlemek için buraya geldik. Epeyce öğrencimiz var şu anda sizleri dinleyen. Sağ olsunlar. Şimdi sizi dinlemek istiyoruz. Önce kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Daha sonra sunumumuzu alabiliriz. Herhangi bir sunum paylaşarak veya paylaşmadan nasıl isterseniz sunumumuzu yapabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhabalar diyorum. Hem genç meslektaşlarıma hem de sayın hocalarıma. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz saate bakıyorum hocam. Saatimiz aslında biraz ilerlemiş. Arkadaşlarım da muhtemelen yorulmuştur. Dinleyerek oturarak yorulmanın deneme yolunda olduğunu biliyorum ben de. Şöyle bir şey yapabiliriz eğer bunu görürseniz. Muhtemelen pek çok arkadaşımızla zaten biz daha önce adli sosyal hizmetle ilgili pek çok çalışmada bir araya gelmişizdir. Ben çok kısa sadece şu anki sistem değişikliği ile ilgili biraz paylaşımda bulunayım. Sonra soru cevap kısmı olursa hemen arkadaşlarımıza soru cevap için fırsat kalsın. Akıllarında kalan çok fazla problem olduğunu düşünüyorum şu an. Süleyman Bey'i de dinledikten sonra. Kısa bir sunum var ama böyle hani sadece orada biraz akıcı bir şekilde olsun. Üzerinde çok anlatmış olmayayım ben. Hocalarımı aktarırım. Hocalarım mutlaka zaten arkadaşlarımla paylaşırlar. Kendim için de çok kısaca şöyle söyleyeyim. Genç meslektaşlarım bilir, onlarla bir arada olduğunda genelde mesleğine zaman başladığımı söylemiyorum hocam. Sonra yaşlarımız ortaya çıkıyor falan ama ya da söyleyeyim. 97 yılında ben çalışma hayatına başladım. Eski ismiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Destekleme Kurumu olan yerde. Daha sonra 2004 yılında daha biraz daha alanda branşlaşmak istediğim için Adalet Bakanlığı'na geçiş yaptım. Eski Sosyal Hizmetler Çocuk Destekleme Kurumu'nda da hem sosyal hizmet uzmanı hem idareci olarak seçeceğim bütün kurumlarında çalıştım. 2004 yılındaki Adalet Bakanlığı'na geçişten sonra da aslında önce hem çocuk hem aile mahkemeleri görevlerim oldu. Daha sonra da çok uzun bir süre
Sadece aile mahkemelerinde çalıştım. Şimdi yeni bir sistem değişikliğimiz var. Arkadaşlarımla onu biraz paylaşmak istiyorum. Bu değişiklikte de ceza destek yargılama bürosu denilen bir yerde görev yapıyordum. Tabii devlet memuriyetindeki görevim dışında da sivil toplum çalışmalarında hem Sosyal Mutmanları Derneği çatısında hem de Çocuğa Karşı Temennemiz Çan Ataklık adı altında hem de pek çok üyesi olduğum sivil toplum kuruluşunda çocuğun imal istismarının önlenmesi konularında çeşitli faaliyetlerde bulunmaya çalışıyorum. Çok kısaca böyle söylesem yeterli olur herhalde zaman içinde. Sunum için şurada paylaşım panelini açarsam sanırım yeterli olacak. Doğru mu olacak? Duyamıyorum ben hocam sizi ama. Hocam ben duyuyorum ama oradan o konularda buradan yardım etmem zor. Edip koş. Geldim hocam. Yardım et. Edip hocam bir eğer bana sunum yetkisi verirseniz, çünkü ben şu an denedim, sunum yetkim yok. O yüzden sunumu paylaşamadım. Hocam Zeynep Hoca teknik bir sorun yaşadı. Hattan düştü. Tekrar bağlanıyor bir yandan. Sunumu da yansıtacağız, halledeceğiz. Evet. Tabii internet altyapısı bu kadar çok çevrim içi, çevrim içi işleri kaldırmıyor olabilir. Türkiye'nin her yerde eğitim sistemi bunun üzerinde şimdi. Hocam çok özür diliyorum. Buyurun efendim. Ben bağlanmayı başardım tekrar. Aklımda sunuyorum. Bulunduğum yerden kaynaklı da olabilir. Kusuma bakmayın. Şöyle yapayım. Ben Edip Hocam'a bunu daha sonra aktarayım. Kendisi paylaşacaktır muhtemelen. Ama şöyle hızlıca ben başlayayım sürece. İsterseniz hocam iyi olur. İyi olur. Olur mu hocam? İyi olur. Buyurun. Tamam. Şimdi dediğim gibi pek çok zaten burada var olan arkadaşlarımla biz daha önce adli sosyal hizmeti konuşmuşuzdur, tartışmışızdır. Ben daha önceki sistemin dışında şimdi ne yapıyoruz, şimdi ne oldu? Eğer aranızda arkadaşlarımız arasında ileride adli sosyal hizmete atanmak isteyen arkadaşlarımız olursa nasıl bir çalışma sistemiyle karşılaşacaklar? Bundan bahsedeyim çok hızlı bir şekilde.
sunumu da daha sonra size aktarmış olayım. Şimdi daha önce arkadaşlarımız biliyordur, çocuk mahkemesi, aile mahkemesi, çocuk adliyesi mahkemesi gibi ayrımlarla sisteme atandığımızda, yani KPSS sınavına girip başarılı olup Adalet Bakanı'na atandıktan sonra bu sisteme yerleşiyorduk. Şimdi tamamen Haziran 2020'den itibaren, aslında bu dönem başından itibaren uygulaması da bir sene önce başlamıştı. Artık mahkemeler bünyesinde çalışmıyoruz. Yeni sisteme göre, şunu da söyleyeyim, çalışma sistemi olarak adli sistemde zaten Süleyman Bey bahsetti. Bir kısmı ceza tetkik evleri ama bir kısmı denetim serbestlik, bir kısmı mahkemeler, bir kısmı şimdi bahsedeceğim adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, bir kısmı da zaten bakanlığın kendi bünyesi içindeki görevlendirmeler. Yani merkez teşkilatı içinde eğitim daire, mağdur hakları daire başkanlığı, arabuluculuk daire başkanlığı, gibi farklı sistemlerde de sayıca az bile olsak çalışıyoruz. Peki bu sistem içinde, bu devasa adli sistem içinde yeni yapıda biz neredeyiz? Her adliye bünyesinde şu anki toplam sayı en son baktığımızda 2 gün önce 158 olmuştu. 158 adliyede adli destek mağdur hizmetleri müdürlüğü açılmış oldu. Bu yeni açılan sisteme göre uzmanlar daha önceki görev yaptıkları mahkemelerin bünyelerinden çekilerek şu an 3 farklı birime ayrılmaya başladı. Genel çatı adliye bünyesinde savcılığa bağlı olan temelde adli destek mağdur hizmetleri müdürlüğü. Bunun içinde 4 tane birim var. Biz uzmanlar olarak bu 4 birimi 3 biriminde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi kırılgan destek grubu, bir tanesi ceza destek yargılama bürosu, diğeri de hukuk destek bürosu. Peki nasıl oluyor? Kırılgan destek birimi bazı illerde başladı. Henüz bütün illere yaygınlaşmadı. Bütün adliyelere yaygınlaşmadı. Orası aslında belki de sosyal hizmet uzmanı olarak daha verimli çalışacağımız alanlardan bir tanesi. Çünkü daha önce hiç yapılmayan yeni bir uygulama olacak orada. Biz şimdiye kadar hep faillerle çalışıyorduk ya da değerlendirme ve tespit yapıyorduk. Bilirkişi değerlendiriliyordu pek çok mahkemeden. Artık bir vaka izleme ve vaka takip süreci yapacağız bu süreçte. Yani suçtan zarar görmüş bireylerin tespitinde, bu tespitin giderilmesiyle ilgili planlamada bireysel değerlendirme aşamasında görev yapacağız. Kırılgan destek grubunda. Tabii çok farklı farklı aşamaları var. Böyle kısaca bahsediyorum ama bu kadar basit değil. 4 farklı, 5 farklı adımı var. Ama sosyal hizmet uzmanı olan arkadaşlarımızın şöyle bir avantajı olacak diğer meslek gruplarından. Kendimizi şanslı hissediyorum yine aldığımız mesleğin niteliği gereği. Zaten biz vaka eğitimi alıyoruz zaten. Vaka eğitimini ve planlı müdahale aşamalarının tamamı zaten bizim ortada karşımıza gelen bir süreç olacak. O yüzden bizim altından kalkamayacağımız bir çalışma sistemi değil. Sadece bakanlığın şu an bunu nasıl yapılandıracağını bekliyoruz. Çünkü yönetmeliğimiz henüz hazır değil. Yönetmeliğimizin içinde bununla ilgili neler yapacağımız net belli olacak. Diğer sistem hukuk destek bürosu denilen sistem. Burada şöyle bir fark var eskiye göre aslında. Daha önce aile hukukundan kaynaklı konularla ilgili görüş beyan edip ya da sosyal inceleme raporu hazırlıyorduk. Bunlar neler? İşte boşanma, velayet, kişisel ilişkinin kurulması, kaldırılması, velayetin tespiti, velayetin yeniden düzenlenmesi, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi, evlat edinme ya da 684 sayılı kanundan kaynaklı olarak tedbir kararları ya da Çocuk Koruma Kanunu gibi tedbir kararları oluyordu. Şimdi bunlara ek olarak bir de aslında vesayet kavramı dediğimiz bir kavramla ilgili değerlendirme gelecek. Yani daha önce hukuk mahkemelerinde kişinin vesayet altına alınması, vasilik işlemleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa daha önce bilirkişi hükümlerine göre yapılıyordu. Şu an Adalet Bakanlığı bu bilirkişilik hükümlerini hukuk mahkemeleriyle ilgili süreçten kaldırdı ve bu bizim asli görevlerimizden birisi haline geldi. Bununla da ilgili yapıyoruz. Tabii o da çok kapsamlı. Yine örneğin engelli bir bireyle ilgili olabilir, işte madde kullanımı olan bir birey olabilir ya da madde kullanımı olmaz ama para kontrol alışkanlığı ile ilgili sıkıntıları olan, çok borç yapan, ailesinde
defalarca maddi kayıplara uğratan kişilerin eser tatlı olması olunabilir. Yaşlı bireyler için örneğin çok sık karşılaşıyoruz. Yatağa bağımlı ve temsil yeteneği ihtiyacı olan bireylerin tespitinde kimler vasinin vasi olarak atanacağına dair gibi sayısız böyle sorumluluklar olabilecek. Şimdi bunlar da yapıyoruz artık. Bunlar da bir kişi olarak değil de asli görev haline geldi. Bütün bu söylediklerim aile hukukundan ve vesayet hukukundan kaynaklı olan hukuk destek biriminin görevleri. Diğeri ceza destek birimi. Bu da yine aslında tanıdık. Etki sisteme göre baktığınız zaman ne vardı? Çocuk mahkemeleri vardı. Çocuk ağır ceza mahkemeleri vardı. Buna şimdi ne eklendi? Savcılıklar eklendi aslında. Savcılıklarda da yakalama ya da mahkeme öncesi, tutuklama öncesi sosyal inceleme raporu ihtiyaç duyulan süreçler dahil oldu. Bir de daha önce asli görevimiz olmayan, yine bilirkişi hükümlerine tabi olan mağdurların kendileriyle ilgili adli sistemde yapılan işlemlerde işte süreç hakkında bilgilendirme, ifade esnasında hazır bulunma ya da ifade sonrası içinde bulundukları risklerle ilgili tespit ve değerlendirme yapıp görüş tutmak ve sosyal inceleme raporu hazırlamak gibi daha önce yine bilirkişi hükümlerine tabi olan sistem şimdi yine bu sefer ceza destek birimine de eklenmiş oldu. Yine bir avantaj, bu sadece artık suç mağduru çocuklar için, yani suç mağduru olan çocuklar sanık olarak dinlendiğinde değil, aynı zamanda psikolojisi etkilenen, travmasının devam ettiği tespit edilen ya da çeşitli sebeplerle risk altında olduğu tespit edilen yetişkin mağdurlar için de artık oluyor. Yeni sistemde ek olarak yine bu var. Böyle bir çalışma sistemi, üç ayrı birim. Dediğim gibi kırılgan grubun biraz daha yapılanmasına ihtiyaç var. Belki sizler arasında atanan arkadaşlarınız olursa yeni yapılanmış sisteme eşlik etmiş olacaklar. Peki ben şu an sistemde neredeyim? Daha önce bu hukuk destek birimi olan aile mahkemeleriyle ilgili kısımdaydım. Şimdi ise ceza destek birimindeyim, oradayım. Peki ne yapıyoruz? Çok kabaca şöyle söyleyeyim. Örneğin bir günün içinde çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, savcılık ya da mağdur havuzu dediğimiz birimde nerede görevliysem oradan bana UYAP sistemi üzerinden görevlendirme geliyor ve ben o gün nerede görevli olduğuma göre aslında görev tanımım değişiyor. Eğer mağdurlarla ilgili bir o gün sisteme görev düştüyse yaptığım şey mağdurla bir ön görüşme yapmak. Ön görüşme esnasında o an ne yapılacak, nasıl bir adli işlem uygulaması süreci devam edecek, bu süreç içinde karşılaşacağı durum ne ve örneğin mahkemenin ortamı, mahkeme ortamı nasıl bir ortam, daha önce bir sistemle karşılaşmış mı? Tabii önce ben kimim, görevim ne? Oradan başlayarak, çok basit olarak. Daha sonra da bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra o ön bilgilendirme kısmında asla şeyi dokunmuyoruz. Hani adliye geliş sebebiyle ilgili maruz kaldığı suçu anlattırmıyoruz. Bazen çok heyecanlı ve panik halinde olarak bir önce anlatmak isterler. İçeride anlatacaklarını kendilerine söylemeye çalışıyoruz ve anlattırmıyoruz. Orada aslında yaptığımız şey bu ön görüşme hakkını hem sisteme tanıtmak bu kişiye hem de içeride ifade verme esnasında veya savcılık veya mahkeme oluyor fark etmiyor aslında. İfadesini vermesi esnasında bu ifadeyi olumsuz olarak etkileyebilecek, bu kişiyi olumsuz olarak etkileyebilecek ya da içinde bulunduğu travmayı arttırabilecek risk unsurları var mı yok mu bunu anlayabilmek. Çünkü bunu anlarsak duruşma esnasında ya da savcılık esnasında, ifadesi esnasında şunu yapabiliyoruz. O kişiyle ilgili tedbir kararları önerebiliyoruz veya daha detaylı eğer hakim inceleme isterse sosyolojik raporu hazırlıyoruz. Bu mağdurlarla ilgili kısım. Diğer kısım yine savcılık ve çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile ilgili kısımda da ne oluyor? Yine mahkemeden mahkeme değişmekle birlikte hem mağdur çocuk ifadesine çıkabiliyorum çocuk ve çocuk ağır cezada hem de statüsünden için görüşme yapıp sosyal inceleme raporu hazırlayabiliyorum çok öz olarak. Burada daha önce ceza sorunun değerlendirilmesiyle ilgili bizden sosyal inceleme raporu isteniyordu. Yeni sistemde artık bununla ilgili değerlendirme yapmıyoruz. Yeni sistemde bu çocuğun suça sürüklenme nedenleri nelerden kaynaklı,
herhangi bu suça sürüklenmesi neden olan risk unsurları neler ve bu risk unsurlarının giderilmesine yönelik ne yapılması gerekiyor? Bununla ilgili sadece sosyal inceleme raporunda değerlendirme yapıyorum. Çok basit olarak böyle söyleyebilirim. Onun dışında yeni sistemde ne var aktarabileceğim? Savcılıklar yeni bir uygulama. Daha önce savcılıklarda biz yıllarca çocuk adalet sisteminde şeyi tartıştık. Çocuğun özellikle suçu sürüklenen çocuğun ilk adli sistemle temas ettiği yer savcılıklardır. Eğer biz savcılıklarda çocuklarımıza doğru müdahaleyle eğer dokunabilirsek bu çocukların suça iştirakındaki riskleri daha erken tespit edebiliriz ya da önlemeyle ilgili daha önce müdahaleler kullanabiliriz. Çok tartışıyorduk. Bu anlamda savcılıklarda şu an artık görevlendirmelerin başlaması olumlu. En azından çocuk için adli sistemi daha az harekete geçirmenin yolu oluyor. Çünkü mahkemelerde süreç gerçekten çok yorucu, çok uzun, soluklu. Halen çocuk yargılamalarındaki sürelerimiz yetişkin yargılama sürelerinden halen çok uzun. Bu da çocuğun toplumu yeniden kazandırma sürecine ne yazık ki zarar verebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Bir handikap. Şimdi sabah bana sunumlarınla ilgili içerik geldiğinde orada şöyle bir başlık gördüm. Sorun alanına yönelik güncel tartışmalarla ilgili bir başlık görmüştüm. O yüzden biraz da bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şey sorusu çok geliyor. Hani sosyal hizmet uzmanı olarak sosyal inceleme raporunun niteliğinin nasıl hazırlandığı ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor mu diye. Evet, ne yazık ki yaşanıyor. Mesleki anlamda bizim aldığımız ilgi beceri değer sistemine göre oluşturduğumuz sosyal inceleme raporu ne yazık ki adli sistemde karşılığını bulmuyor. Biraz sıkıntılı ve tartışmalı bir konu. Ama tabii ki başladığımız yerde asla değiliz. Çok çok daha iyi yerlerdeyiz. Ama bunun için halen ilerlememiz gerekiyor. Bundan ne demek istiyorum? Şu anki hazırladığımız raporlar bence sadece bireysel değerlendirme raporları ya da görüşme raporları. Sosyal inceleme raporunun olmasını gerektiren diğer bütün sistemlerin hiçbirini değerlendirmeden sadece çocukla yaptığımız görüşme sonrası hazırladığımız raporlar oluyor ne yazık ki. O yüzden o çevresel sistemi, o ekolojik sistemi tamamen gözden kaçırıyoruz. Bu da sürece bütüncül olarak dahil olmamıza aslında engel oluyor. Bu da belki ilerleyen süreçte adli sistemlere sizler dahil oldukça, sizler bu süreç içinde savunuculuk rollerinizi ısrarla dile getirdikçe belki de daha da düzelecek ve değişecektir umuyorum. Onun dışında yine bir vaka paylaşımından bahsedilmiş ama ben hem hocalarımın affına sığınarak hem de daha sonra Aslan Hocam'ın da seçmeli olan bir sosyal hizmet dersine katılacağım. Bir terslik olmazsa. Vaka tarif paylaşımını orada yapmayı tercih ediyorum. Edeyim. Hocalarımın da izni olursa. Çünkü sanırım buradaki çalışmalar sosyal medyaya açık olacak. Daha önceki çalışmalarda gördüm. Sosyal medyaya açık olan bir alanda da ben affınıza sığınarak vaka paylaşımında durayım, bunu yapmayayım ama soru tartışma kısmında aklınıza gelen süreçler olursa paylaşmış olayım. Hocam bu kadar yeterli mi çok özel olarak? Yeterli hocam. Çok teşekkür ederiz. Paylaşımınızı tabii sosyal medyada paylaşılacağını bilerek hani ona göre ayarlayabilirsiniz ama arkadaşlarınız isterlerse orada da sunumlarda vakaf sunumunuzu dinlesinler. Şimdi öğrencilerimize dönelim ve onların size her iki konuşmacımıza da soruları olabilecektir. Onları yöneltmelerini bekleyelim. Değerli öğrencilerimiz. Biraz yorulmuşlardır hocam. Saat 5'e geliyor. Vallahi ben bile yorulmadım daha. Onlar çok gençler ve henüz işin başındalar. Yorulmamışlardır diye tahmin ediyorum. Umarım. Peki. Çok kıymetli iki meslektaşımızı dinledik. Sosyal hizmet uzmanı Sayın Süleyman Kaçmaz daha çok ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğunu, nasıl işlerin nasıl yürüdüğünü biraz da bakanlık örgütlenmesinden doğru da bakarak bize aktardı. Sosyal hizmet uzmanı Zeynep Mutlu arkadaşımız da
Bir adliye çalışanı olarak adliyede son dönemde meydana gelen değişiklikleri de sosyal medya uzmanlarının ve diğer uzman personelin çalışma usullerini, koşullarını değiştiren düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz. Onları bize aktardı, neler değişti, nasıl bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Bu iki konuğumuza varsa sorularınız, o el kaldırma işaretine tıklıyorsunuz. Böylece biz sizin soru sormak istediğinizi anlıyoruz ve söz veriyoruz. Belki de Zeynep Hoca haklı, yoruldu öğrenciler. Hocam, başınızın el kaldırdığını görüyorum ben ama. Evet, soru soracakmış, buyurun. Merhabalar, Süleyman Bey de Zeynep Hocama da çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam, ben size bir soru sormak istiyorum. Adli alan birazcık hiyerarşinin ve kanun, yönetmelik gibi şeylere çok çok bağlı kalındığı bir alan. Bu noktada hakimlerle çalışınca bu otorite ve hani o bir konumlarını nasıl şekillendiriyorlar size göre? Bir diğer sorum da hani adliyede süpervizyon nasıl oluyor? Yani imkanınız oluyor mu? Hizmet içi eğitim ve benzeri. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Edip Hocam, zor sorulardan birini sordunuz. Çok basit gelir aslında genelde bu tartışma. Çünkü gerçekten adli sistem çok dogmatik bir yapıya sahip ve bazı konularda esnekliği çok kaldırmıyor ve kabul de etmiyor. Mesleki kullanımımız değil, zaten birbirinden çok çok farklı. Bizim mesleki argümanlarımızdaki yüksek yararla onların argümanlarındaki yüksek yarar hem faal için hem mağdur için denk olmak zorunda. Bu çok kolay olmuyor. Ve hani şunu söyleyebilirim ama gönül rahatlığıyla, adli sistemde ilk başladığımız yerde iyiyiz. Bununla ilgili çok zor bir aşamadan geldik. Çok ciddi savunuculuk çalışmaları yaparak. Yani sosyal hizmet uzmanı ne yapar, neden sistemde, nasıl bu sisteme katkı verir ve ne kadar bu sisteme katkı verebilirse aslında insanların iyilik halinin sağlanmasında biz adli sistemi güçlendirebiliriz. Hep bunları vermeye ve bunları tartışmaya getirdik. Bu bize şöyle bir alan açtı aslında. Bunu bazen bahsediyorum, daha önceki toplantılarda da bahsediyorum. Bazen çok tatsız olaylar yaşıyoruz. Vakaların dokunulması ile ilgili. O tatsız yaşadığımız vakalarda hakim savcılar ne demek istediğimizi çok iyi anlamaya başlıyor. Yani biz vaka kaybediyoruz. Yani biz müdahalemizi öneriyoruz, ne yapılması gerektiğine dair. Fakat adli sistem bazen bunu gerekli görmediği için, bazen acil görmediği için, bazen bir mesleki hassasiyet olarak algıladığı için, bazen de sistemin bunun için değil başka konular için önceliklendirilmesini düşündüğü için gibi gibi pek çok sebebi var. Bazen hiçbir gerekçe olmadan sadece hani bunu yapmaya gerek, yani takdir yetkisini bunu yapmaya dair kullanmadığı için gibi sebeplerle bir tedbir kararını ya da bir uygulamayı kabul etmediğinde biz daha sonra o insanın mağduriyetinin daha fazla artarak, istismarının daha fazla artarak önümüze geldiğini görüyoruz. Ve bunlar gerçekten bazen kişinin bedensel, fiziksel olarak ne yazık ki kalıcı hasarlar bırakabilecek, bazen yaşam kayıplarına yol açabilecek durumlara kadar gidebilen sıkıntılar oluyor. Böyle olumsuz durumlar aslında bizim adresiz sosyal hizmet içinde hakim savcılara neden biraz daha esnek ve neden koruyucu mekanizmayı bizim bakış açımızla değerlendirmeleri gerektiği konusunda aslında biraz zorladı. Bir olumlu avantaj da Yargıtay'ın bizim verdiğimiz öneriler doğrultusunda hakim savcıların karar almamasını bozmasından sonra gerçekleşti. Çünkü biz gerçekten son derece detaylıyız ve mesleki olarak zaten bu sürecin bir bütüncül bakış açısıyla faal içinde bunu söylüyorum. Aslında ayırt etmeden söyleyeceğim, mağdur içinde söylüyorum. Zaten biz çerçeveyi net olarak olasılıklar, riskler, öngörüler ve tedbirler hepsini bir bütün olarak zaten koyuyoruz ortaya. Yargıtay'ın bundan
8-9 yıl önce. İşte uzmanlar zaten böyle bir değerlendirme yapmış. Neden bunu dikkate almadın diye kararları bozması avantaj oldu. Bir başka avantaj yine alan açarken. Mesela bu otoriteyi ben nasıl aşmayı başardım ve halen de bu aracı kullanıyorum. Bütün genç meslektaşlarıma da hep bunu öneriyorum her zaman için. Ben adli sistemde çalışan bir sosyal bilim uzmanıyım. O zaman adli sistemin güçlü zayıf yönlerini doğru değerlendirmeliyim. Güçlü yönlerinden bir tanesi nedir? Bu bizim için de önemli. Biz de insan haklarını savunan ve önceliklendiren bir grubuz. Bir meslek elemanıyız. Şunu yapıyorum, ben de insan haklarını önemsiyorsam o zaman ben de hukuksal sistem içinde yaptığım hizmet modeli içinde sözleşmelere, mevzuata atıfta bulunabilecek durumda olmalıyım. Bu tabii ki ben hani sadece ulusal mevzuatta değil, uluslararası sözleşmeleri de çok önemsiyorum. Ve gerçekten bazen öyle vakalarım olmuştur ki hakimimiz sırf ben oradaki uluslararası sözleşmeleri atıfta bulunduğu için sinir raporundan dolayı ben buna gerekçe yazamıyorum deyip sistemde bulunup kararları gözden geçirmek durumunda olduğu. Mevzuata hakim olduğumuzda hukukun bütün dilini bilmekten bahsetmiyorum ama kendi sistemimizle ilgili ihtiyacımız olan mevzuata hakim olduğumuzda ve bu dille hukukçularla konuştuğumuzda o zaman şuna dönüyorlar. Karşındaki kişi hukuku sorgulayabiliyor ama sorgularken hukuksal araçları da ortaya koyabiliyor. O zaman bir duruyorlar ve hukuk dili sizin mevzuat ve sözleşmeler sizin ortak diliniz olmaya başlıyor. Bu ortak dili de kişinin iyilik halinin önceliklendirmeye çevirdiğinizde o zaman o kişi için artık bir kazanım oluyor. Bu sefer bu otorite çatışması dayanışmaya dönüşüyor ve bu sefer bir dakika başımıza dert açma modundan çıkıp tamam peki ne yapmamız gerekiyor dönüyoruz ve ben bu dille her zaman yaklaşmayı tercih ediyorum. Genç meslektaşlarıma da hep şunu söylerim. Her sistemin kendince zor yanları var ama iletişim bizim işimiz. Bir şeyi anlatmanın 1001 tane yolu varsa sosyal hizmet uzmanı da o 1001. yolu da bulur ve anlatır. Çünkü amacımız zaten işimizi, mesleğimizi doğru ve olması gereken gibi yapabilmek. Bir başka sorun, süpervizyonla ilgili sormuştunuz. Süpervizyon sistemimizle ilgili ne yazık ki hali hazırda oturulan bir sistem yok, oturmuş bir sistem yok. Biz şimdiye kadar hep adli sisteme daha önce katılan ve çalışan kişiler hep el yordamıyla, hep büyüklerimize danışarak, düzenli bir sisteme girenlerle, okuyup araştırarak ve çok tıkandığımız yollarda hocalarımıza danışarak yol ilerledik. Şimdi aynı sistemi biz de bizden sonra gelen meslektaşlarımıza yapmaya çalışıyoruz. Bakanlık bünyesinde bununla çok tartıştık aslında. Ve son mağdur hakları yönetmeliği var, hazırlanıyor şu an. Mağdur hakları yönetmeliği içine bu da bir öneri olarak girdi. Ben de böyle bir bireysel olarak gönderdiğim raporda detaylı olarak eklemeye çalıştım. Süpervizyon sisteminin neden önemli olduğunu işlemeye çalıştım. Umarım bakanlık ciddiye alır ve bir merkezi yapılanma içinde süpervizyon sistemini bize oturtur. Şu an biraz sosyal hizmet uzmanı olmanın getirdiği avantajla sosyal ilişkilerimizle, mesleki sosyal ilişkilerimizle çözüyoruz. Umarım bu daha profesyonelce olur. Çok evet. Uzun, çok detaylı olmadı umarım. Teşekkür ederiz hocam. Tamam hocam. Sorunun cevabı olduysa Edip ona karar verecek. Gayet de güzel oldu. Ben çok yararlandım. Tamam. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Sanırım yok. O zaman şu aslında Büşra Karadibi ve Merve Gül Yuhan'dan soru gelmişti hocam. Öyle mi? Tamam. Dur şeyden geldi herhalde değil mi? Hocam, el kaldırmışlar. Katılımcı listesini açtığınızda sağda gözükecektir hocam. Evet. Buyurun. Bekliyoruz sorunuzu. Hocam merhaba. Ben hem Süleyman Hoca'ya hem de Zeynep Hoca'ya bir soru soracağım. Süleyman Hoca'ma sorayım öncelikle.
cezaevinde olan bir baba ya veya anneye velayet verilebilir mi? Ben adliyede staj yapıyorum ve bir baba çocuğunun velayetini istiyordu o şu anda halinde. Vasi yoluyla mı alıyor veya onda oluyor velayet ama cezasının bitmesini bekleniyor? Bu süreci merak ettim. Bir de hakim mesela hiç görüşme yapılmadan direkt çocuğun velayetinin anneye verilmesi gerektiğini ve bununla ilgili sosyal inceleme yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Bu ne kadar doğru? Bunu birazcık anlatabilir misiniz? Şöyle, aslında hiç bu konuda hiçbir deneyimim olmadı çalıştığım süre içerisinde. Çünkü aslında hükümlü ve tutukla, hükümler daha doğrusu, sadece işlediği fiilden dolayı hüküm giyiyorlar. Yani diğer aslında özel kanunlardan, medeni kanunlardan doğan hakları devam ediyor. Böyle bir vakaya hiç denk gelmedim. Yani bir çocuk cezaevinde çalıştığım için ilk çalıştığım iki sene içerisinde yetişkinler de vardı çalıştığım kurumda ama hiç böyle bir vakaya, hiç böyle bir konuya denk gelmedim aslında. Yıllardır bu sürecin içerisindeyim. Ama dediğim gibi yani işledikleri fiilden dolayı sadece özgürlükleri kısıtlanıyor. Buna teknik olarak bir engel yok. Ama tabii mahkeme bu süreci değerlendirirken çocuğun velayetini vereceği ebeveynin koşullarına bakar. Yani aslında bu velayeti aldıktan sonra çocuğun yararına uygun hareket edebileceği koşullar var mı? Çocukla kurduğu ilişki. Birçok değişkene bakar. Teknik olarak yorumlamak gerekirse buna bir engel yok. Ama böyle bir vakayla hiç karşılaşmadım açıkçası. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zeynep hocamın bu konuda bir deneyimi var mı bilmiyorum. Belki o da bu konuda bir şey söylemek ister. Aslında kısaca şöyle söyleyebilirim. Aile mahkemelerindeki tecrübemden dolayı böyle dosyalarımız geliyordu bize. Görüşme yapabilirsek eğer ben cezaevi koşullarına gidip orada görüşme yapmayı tercih ediyordum ama burada birkaç farklı araç var. Sondan başlayayım arkadaşımızın sorusuna. Hakim sosyal inceleme raporu talep etmeden velayetle ilgili değerlendirme yaptı dedi. Bu usul olarak hani tartışılabilir. Çocuğun sizin yararı bunu gerektirir. Tartışılır ama hakimlerin takdir yetkisi böyle çalışır. Eğer hakim istemezse veya talep olmazsa sosyal inceleme raporu talep etmek zorunda değil. Bizim de zaten devreye girdiğimiz yer hakimi bize görevlendirme yaptığı sistem. Yani şu şöyle değil. Anne babası boşanmak üzere olan bütün çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporu hazırlanıyor. Hakim uygun gördüğü dosyayı bize ya da ben şununla ilgili bir değerlendirme yaptırayım derse eğer ihtiyaç duyarsa ki bu ihtiyaç kavramı da biraz geniş bir tartışılır. Hakimi takdir yetkisi dediğimiz konu. Muhtemelen tedbiren bir öneride bulunmuş ve karar almıştır. Diğer konu eğer ebeveynlerden biri cezaevindeyse ne oluyor? Aslında burada bizim için mesela aile mahkemesini değerlendirmek için soruyorum. Ebeveyn tutuklu mu yükümlü mü? Ona önce bir bakmamız gerekiyor. Eğer tutukluysa tutukluluğun nedenlerine bakıyoruz biz. Eğer tutukluluğu yüz kızartıcı sebeplere dayanıyorsa bununla ilgili olarak bu süreç çocuğa zarar verecek, örseleyecek ya da ihmal istismara neden olacak bir süreçse o zaman bu vesayetle ilgili değerlendirme yapılmış mı, yapılmak üzere mi ona bakıyoruz aslında. Zaten hükümlüyse durum tamamen değişiyor. Hükümlü olup da evet kendisine velayet verdiğimiz aileler, ebeveynler de oldu ama o zaman hükümlü olduğunda şöyle bir şey. Hükümlülük süresi boyunca birinin vasiliğini üstlenmiş olması gerekiyor. Bu sefer biz vasiyle görüşmeye, bağlantıya giriyoruz ve vasinin bu koşulları, bu sorumlulukları ne kadar, yani velayetle ilgili görev ve sorumlulukları ne kadar yerine getireceğine bir bakıyoruz. Bir bakmamız gereken şeyde baktığımız şey, tamam bu kişi tutuklu ya da hükümlü özel bir durum var ama karşı ebeveynin durumu ne? Yani eğer karşı ebeveynin, tutuklu ya da hükümlü olmayan ebeveynin koşullarında, durumunda, psikososyal sağlığında, kendi hayatıyla ilgili veya çocuğa yönelik ihmal ve istismarı neden olan, tespit edilmiş, somutlaştırılmış bir durum yoksa eğer, o zaman zaten
tutuklu olup olmaması değil, ebeveynlik becerisi ve sürecine göre değerlendirme yapılıyor. Çünkü tutukluysa zaten, eğer dediğim gibi yüz kızartı suçlardan değilse, bu belli bir süreden sonra bu özgürlüğünden yoksa bırakılma ortadan kalkar ve velayetle ilgili sorumlulukları yerine getirmesine engel olmaz. Ama burada şu önemli, o tutukluluk hükmü ya da o hükümlülük döneminde bu çocuğa bakım veren kim ve bu bakım veren kişilerin özellikleri ve durumları ne gibi aslında diğer araçları, diğer sosyal destek sistemlerini tarıyoruz. Bu sosyal destek sistemleri güçlüyse ve diğer ebeveyn hiçbir koşulda velayeti alabilecek durumda değilse, kabul etmiyorsa, duygusal red içindeyse, çocuğa yönelik duygusal reddi de olabilir, mümkündür. Böyle örnekler de geliyor karşımıza. Veya önerdiğimiz, mesela ekonomik sebepten dolayı almak istemiyorsa, SED yardımlarıyla desteklenmeyi de kabul etmiyorsa gibi gibi bir sürü araç var aslında. Bütün bunları fayda zarar analizini değerlendiriyorsun. Bu fayda zarar analizini çocuktan yana bakarak, hani tarafları, ebeveynleri eşit ve koşullarını eşit tutarak çocuk yararına baktığınız zaman değerlendirebiliyorsunuz. Ama son karar olarak şey söyleyeyim. Evet, kişi tutukluysa velayetle ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. Koşullarını değerlendirmek gerekiyor. Araçların ne olduğuna bakmak gerekiyor. Hükümlüyse durum tamamen farklı dediğim gibi. O zaman da vesayetle ilgili süreç var mı yok mu? Bazen hükümlülükle ilgili sıkıntı olur. O zaman biz deriz ki velayete kaldırılmasıyla ilgili işlem yapmak en mantıklısı, ki benim böyle önerdiklerim de olmuştu. Çünkü ebeveynlerden biri hayatını kaybetmişti. Birisi de hükümlüydü. Ve vasi koşullarını sağlayabilecek durumda bu hükümlülük süresi çok çok uzundu. 32 yıla mahkum olmuştu kişi. Böyle de olunca velayetin kaldırılarak vesayet işlemlerinin, yani vasilik işlemlerinin yapılmasını tercih ettik. Mahkememiz uygun gördü. Dediğim gibi hukuk sistemi içinde araç çok, ama bu araçlardan hangisinin çocuk için faydalı olduğunu ortaya çıkarmak işte aslında orada sosyal hizmet uzmanının bilgi becerisine bağlı. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ben hocam tacize uğramış bir çocuğun duruşmasına girdim. Ve çocuk failin o ifade verirken salondan çıkmasını istedi mahkeme salonunda. Bunu sosyal hizmet uzmanıyla görüşürken söyledi. Eğer fail çıkarsa daha rahat ifade verebileceğini, çünkü ondan çekindiğini söyledi. Sosyal hizmet uzmanı da mahkemeye bunu bu şekilde aktardı. Ama karşı taraf fiil gerçekleşmediği için, sadece taciz boyutunda olduğu için dışarıya çıkmasının, failin dışarıya çıkmasının doğru olmayacağını söyledi. Hakim de orada sessiz kalarak aslında sanırım onaylamış oldu. Çünkü çıkmadı fail salondan ve çocuk çok gergin bir şekilde ifade vermek zorunda kaldı. Bu noktada sosyal hizmet uzmanı nasıl bir açıklama yapabilir ya da hakimin fikrini, kararını değiştirebilecek şekilde neler yapabilir? Süleyman Bey, bunu ben mi cevaplıyorum? Bu soru size biraz ama ben bununla ilgili bir deneyimim var. Hatırlarsanız İzmir'de bir meslektaşımızın bu konuda başına gelen bir şey var. Evet. Mahkemelerde bilirkişilikte yaptığım dönemler oldu. Aslında çocuğun yüksek yararı gereği sosyal hizmet uzmanı orada görüşünü belirtir. Eğer failin dışarıya çıkması gerekiyorsa, çocuk orada ifade vermekte zorlanıyorsa, kendini ifade etmekte zorlanıyorsa bunu talep edebilir mahkemeden, yani hakimden. Ama yine son karar hakimin. İki sene önce İzmir'de bir meslektaşımız mağdurun, işte failin ve yakınlarının dışarıya çıkarılmasını istemişti ve hakim de buna karşı çıkmıştı. Uzman arkadaşımız da burada biraz ısrar ediyor ve bu koşullarda mağdurun konuşamayacağını, mağdurun ikinci bir örselenmeye maruz bakıldığını falan belirterek ısrar ediyor. Ve sonrasında hakimle sorun yaşamışlardı ve hakim hatta kişinin gözaltına alınmasını ve bir süre tutulmasını karar verip tutulmasına neden olmuştu. Bu konuda
bir takım girişimlerde de bulunmuştu. Şimdi böyle tatsız durumlarla sonuçlanabiliyor. İlk başta da hocam hakimlerle çalışmak nasıl diye sormuştu. İşte bazen siz uzman olarak ortamda görüşünüzü ifade ediyorsunuz, sunuyorsunuz ama bunun yine karar verecek kişi hakim oluyor. Bunu nasıl ifade ettiğiniz, oradaki kurduğunuz ilişki, sizin oradaki saygınlığınız aslında tabii hakimin de bu konudaki tutumu belirleyici olabiliyor. Burada nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, sosyalizm uzmanının mağdurdan yana, mağdurun eğer mağdur bir küçükse özellikle tavır sergilemesi gerekiyor. Ve burada bir şekilde mağdurun daha fazla göstermemesini sağlaması gerekiyor. Benim mahkemelerde bilirkişi olarak bulunduğum dönemde, mahkemede uzman olarak çalışmadım ama bulunduğum ilçede mahkemede uzman olmadığı için bazen mahkemelere çağrılıyordum. Ve hakimle kurduğumuz ilişkide böyle bir şey vardı. Hani uyum vardı. Bu tarz talepleri dikkate alıp faili dışarıya çıkarabiliyordu ya da kişinin mağdurun tekrar tekrar olayları anlatmasını önlemek için kayıt altına alıp sadece kayıtların izlendiği durumlar oluyordu. Bu dediğim gibi hakimin tavrına, ortama ve duruma göre değişse de sosyal hizmet sonra her zaman eğer mağdur küçükse onun yararına bir uygulama isteme hakkına sahip, bunu da ısrar etmesi gerekiyor. Zeynep Hocam'ın bu konuda nasıl deneyimleri var? Çünkü mahkemede çalıştığı için muhtemelen daha fazla yaşanmışlığı var. Aslında çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Ve hakimlerle çatıştığımız noktalardan bir tanesi de bu. Süleyman Bey'in söylediği şu çok önemli. Ben de uygulamaya çalıştım. Hakimin takdir yetkisi denilen kavram bizim ülkemizde hiçbir başka meslek grubuna verilmeyen bir yetkidir. Bu yetkiyi sizin aşmanız mümkün değil zaten. Eğer şunu yapıyorum ben, çok hani kabaca şöyle örnek verebilirim. Eğer hani bir ön görüşme yapası bahsetmiştim. Mağdurla görüşme yaparken sistem hakkında, süreç hakkında bilgilendirme kısmından bahsetmiştim çok kısaca. Orada eğer çocuk ya da yetişkin, emin olun bu yetişkin olsa da fark etmiyor. Aynı şeyi yine yapıyoruz ama çocuklarda biraz ısrarcı olmamız biraz daha kolay oluyor. Hukuksal araçları daha kolay kullanabiliyoruz, öyle söyleyeyim. Benim yaptığım yöntem şu oluyor. Eğer ön görüşme esnasında ben çocuğun travmasının halen devam ettiğini gözlemliyorsam, çocuk bana faille karşılaşmak istemediğini söylüyorsa ve orada ifadesini vermesi esnasında, faille karşılaşması ifadesini vermesini olumsuz şekilde etkileyecekse, korkması, paniği, kaygısı, endişesi bir şekilde devam ediyorsa, bu çocuğa çok fazla zarar verebilecekse, yani ortamda zarar görmeyen bir çocuk zaten olması mümkün değil ama orada zarar seviyesi denilen bir şey arıyor hukuk. O zaman ben bunu önce mahkemede dile getirmeden önce o çocuğun müdafisini bularak çözüyorum. Avukatına gidiyorum, buluyorum avukatını. Çünkü zaten duruşma esnasında orada oluyoruz. Diyoruz ki bu çocuğumuzun durumuyla ilgili böyle bir durum var. Ben duruşmada kapalılık talep edeceğim. Bunun adı kapalılık. Ceza mahkemelerinin kanunu böyle bir hak veriyor çocukla ilgili süreçte. Ya da bu şu an yetişkinler için de yavaş yavaş başladı. Diyorum ki kapalılık talep edeceğim ve gerekçe olarak da şunu söyleyeceğim. Siz beni bu konuda destekler misiniz avukat olarak? Diyor ki çok iyi olur. Ve diyorum ki siz de talep eder misiniz? Önce bir orada bir işbirliği yapıyorum. Bazen şu oluyor. Diyorum ki böyle böyle bir süreç var. Talepte bulunacak mısınız? Orada müdafiyle, çocuğun müdafisiyle yani avukatıyla bir işbirliği yapıyorum. Önce bunu yapıyorum. Sonra duruşmaya girdikten sonra duruşmada zaten çocukla ilgili görüşler ifade ediliyor. Ben kimlik tespitim yapıldıktan sonra kapalılık talep ettiğimde eğer hakim bunu reddediyorsa ki zaten bundan sonra yapabilecek bir şey yok. Avukat da talep ediyor. Avukat da bazen reddediyor. Çünkü hakimler için şu önemli. Sadece çocuğun örselenmesi değil, yüz yüzelik ilkesi denilen bir ilke var ve bundan kaynaklı olarak failin de hakların korunması gerektiğine dair bir denge kurmaya çalışıyorlar. Ve onların bu yaklaşımı bizden farklı işliyor. O zaman eğer reddediyorsa şunu yapmaya çalışıyorum. Çocuğun o koşulda ifade vermesinin neden zararlı olduğunu
Kapalı talep edildiği halde kabul mahkemece uygun görülmediğini, faile karşı karşıya kalmasının çocuk açısından zararlarını, etkilerini, ifadesini nasıl etkilediğini, her şeyi tutanağa detaylıca yazdırmaya çalışıyorum. Bu yazdırdığım tutanak daha sonra avukatının, yani failin daha sonra mahkeme aşamasında kullanabileceği bir araç da oluyor aynı zamanda. Ama sıkıntılı hakikaten, yani kabul edip etmemek. Ama şunu yapmamak gerekiyor. Yani çatışma çözme becerisine sahip olmak zorundayız biz. Bizim oradaki çabamız çocuğun üstün yararı doğrultusunda çocuğun haklarının da korunmasını sağlamak. Ben buradan yola çıkıyorum. Yani hakim bunu kabul etti etmedi değil. Çünkü etmeyebiliyor, reddedebiliyor. Reddediyorsa ben diyorum ki o zaman reddetme durumuna karşı başka neler yapabilirim? Başka ne çözümler bulabilirim? Bütün mesleki beceriyle kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama bazen öyle oluyor ki başaramıyorsunuz arkadaşlar. Hakim hayır diyor. Hayır dedikten sonra yapabilecek bir şey yok. O zaman benim yapabileceğim sosyalizmet olarak tek şey kalıyor. Bunu detaylıca gerekçeleriyle birlikte karara işletebilir. Ki avukatın daha sonra bu çocuğun haklarını korumak olsa. Çünkü belki de duruşmayı iptal ettirecek. Belki de karara itirazı sağlayacak gibi bir sürü araçlar var. Ve daha sonra da ki zaten duruşma esnasında duruşma öncesinde bilgilendirmede çocuğa haklarını anlatırken bunu da anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir talepte bulunacağım ama bunun yetkisinin hakimin olduğunu, hakimin bunu kabul edip etmeme sürecini birlikte içeride görebileceğimizi ama onun dışında yapılabilecek neler olabileceğini her şeyi yazmaya çalışıyorsunuz ama sadece bu kadar kalabiliyor. Ne yazık ki. Çünkü hakimin takdir yetkisi kavramının üstünde bir değerlendirme ne yazık ki yok. Bir de bir şey daha söylemişti arkadaşımız. Orada da suçun niteliğiyle ilgili not almışım. Şey önemli değil arkadaşlar. Yani çocuğun maruz kaldığı suçun niteliğinin ne olduğu önemli değil. Duruşmada kapalılık talep etmek için. Çocuk isterse kapkaca maruz kalmış. Cinsel istismar da olmayabilir. Hiç fark etmez. Aynı şekilde bir mağduriyet yaşıyor olabilir. Oradaki öncelik çocuğun o süreçte ifade vermesini etkileyecek olumsuz unsurlar varsa ve çocuğun travması, panik hali, endişesi, kaygısı devam ediyorsa ikinci görsellenmesini önlemek için her dosyada suçun niteliğine bakılmaksızın kapalı talep edilebilir. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Cevapladığınız için sorularını sağ olun. Sağ olun. Merve Gülhan'a biz de teşekkür ediyoruz Gülhan'a. Arkadaşlar öncelikle çok değerli iki konuğumuza bize bugün zaman ayırdıkları için, bu konferansa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin katılımı için de onlara teşekkür ediyorum. Uzunca sürdü ama ben çok yararlandım. Her hafta çok yararlanıyorum. Tüm öğrencilerimize şiddetle tavsiye ediyorum bu konferansları kaçırmayın. Eğer kaçırdıysanız bir sebeple, geçerli sebeple YouTube kanalımızdan izleyin lütfen. YouTube kanalımıza da üye olun. Üye olmaları için çevrenizdeki arkadaşları teşvik edin. Son birer cümle konuklarımıza vereceğim ve daha sonra kapatacağım. Süleyman. Hocam çok teşekkür ederim davetiniz için. Öğrenci arkadaşlara da katılımları için uzun sürdü. Ben zamanı biraz uzattım. Zeynep Hocam'dan özür diliyorum. Kendisine kısa bir süre kaldı ve profesyonelce çok hızlı bir şekilde toparladı. Umarım öğrenci arkadaşlar için verimli bir süreç olmuştur, öğretici olmuştur. Ben sunumu da ileteceğim. Bir de kaçıranlar varsa oradan da takip edebilirler. Size de öğrenci arkadaşlara da kolaylık diliyorum. Umarım güzel bir dönem olur. Çeşitli deneyimlerin aktarıldı. İçinde bulunduğumuz dönemi en güzel şekilde değerlendirirler diye ümit ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Sevgimizden çok teşekkür ediyoruz. Konular çok uzun, çok geniş. Aslında 2 saate sığmasına imkan yok ama biz de sizleri sıkıştırıyoruz. Kusura bakmayın. Süremiz kadar. Evet Zeynep Hocam, son cümlenizi alalım. Hocam ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok onurlu duydum. Yaş arkadaşlarımla da olmak çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlık diliyorum. Önce sağlığınıza dikkat edin. Geri kalan her şey hallolur. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, önce sağlık. Bu vesileyle 2-3 gün önce İzmir'de yaşadığımız büyük deprem
kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yaralara acil şifa diliyorum. Depremlerin yeniden olacağını biliyorum ama depremlerin artık bize zarar vermeyeceği önlemleri de bir an evvel almayı biliyorum. Teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma, bölümümüzün bilimsel etkinlikler koordinatörüne, sevgili Çağrı'ya, sevgili Edip'e ve diğer bütün arkadaşlarımıza.